Ahsoka zaferine göz gezdirirken bir adam ona yaklaşmaya cüret etti. Yüce Kral, o kadar güçlüsünüz ki istediğinizde yüz binlerce canı alabiliyorsunuz. Bana gerçekte ne kadar güçlü olduğunuzu gösterin ve bu ölü çocuğa canını geri verin. Suçları konusunda Ahsoka ile yüzleşmeye cüret eden bu korkusuz dilenci kimdi? Kimliğini bilmiyoruz ama o zamanlardan 200 yıl önce yaşamış, az tanınan bir filozof olan Buda'nın müridi olduğunu biliyoruz. Buda, şiddetsizlik, farkındalık ve şefkat öğütlüyordu. Takipçileri dünyayı dolaşıp Buda'nın öğretilerini kendi suretlerinde yaymak için zenginlikten feragat ediyordu. Bu keşiş onlardan biriydi ve cesareti ve bilgeliğiyle kalpsiz bir adamın içindeki kalbi buldu. Ahsoka bir daha aynı olmadı. En büyük suçunu işledi, bu yere sütunu dikti. Pek çoklarından biriydi. Üstünde Ahsoka'nın ilk fermanlarından biri yazıyordu. Herkes benim çocuklarımdır. Kendi çocuklarım için refah ve mutluluk arzularım. Ve bunu herkes için arzularım. Ahsoka, akraba seçilimi kanunlarını ihlal ediyor değildi. Sadece akrabalarının kim olduğuna dair tanımı herkesi kapsayacak şekilde genişlemişti. Hayvan kurbanı ayinlerini ve eğlence amaçlı avlanmayı yasakladı. Hindistan boyunca veteriner hastaneleri kurdu ve vatandaşlarına hayvanlara nazik olmalarını salık verdi.